Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar KPSS Tayfa, herkes hoş geldi. Pek Uzem, Öğrenci Koçu, Rukiye, Tuğba, Boğa ben arkadaşlar, nasılsınız? Halil Hocam, hoş geldiniz. Selvi Hocam, hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, umarım keyiflerimiz yerindedir arkadaşlar. Kimler var bakalım aramızda? Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz Selvi Hocam. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Sema Hocam, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Kimler nerelerden katılıyor bakalım? Kısaca tanışıp kaynaşalım. Hangi bölümlerden mezunuz? Nerelerden katılıyoruz? Ağrı, Balıkesir, Ankara, çok güzel. Halil Hocam, biz de Ankara'dayız. Yozgat, Eskişehir. Ay çok güzel, okulumun olduğu yer. Rize Tarih. Tarih öğretmenisiniz Eda Hocam. Çok da güzel bir bölümünüz var. Aydın Okul Öncesi Öğretmenliği. Ay Selvi Hocam, meslektaşız. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Çok güzel. Edebiyat Erzurum, Kahramanmaraş. İngilizce öğretmenlerimiz var. Bursa'dan, Konya'dan katılan öğrencilerimiz var. Çocuk gelişimi mezunu olan öğrencilerimiz var. Görsel sanatlar, Özge Hocam çok güzel bir bölümün var. Sosyal bilgiler, Dilan Hocam Aydın'dan katılıyor. Yönetim Bilişim Sistemi bölümü Osmaniye, çok güzel. Recep Hocam, formasyonun var mı? Öğretmenlikten mi gireceksin bu yıl? İlköğretim matematik öğretmenlerimiz var. Edebiyat, felsefe, tarih, fen bilimleri çok güzel. Harika, yok yok diyebiliriz. Öğretmenler bir araya toplandık. Öğretmenler toplantısı gibi oldu. Evet, A grubu yok mu hiç? Var mı A grubundan girenler? A grubu yok sanıyorum. O zaman biz böyle eğitimci takılacağız arkadaşlar. Bugün neden buradayız? Çok güzel. Biz bizeyiz. Evet. Birbirimizin halinden daha iyi anlarız diyelim o zaman. Bugün neden buradayız arkadaşlar? Bugün KPSS'den 90 puan üzerinde puan alabilmek için hangi derslere, hangi yöntemlerle çalışmalıyız ve çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. O yüzden eğer herkes hazırsa arkadaşlar, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak, bütün dikkatler, gözler, kulaklar bendeyse seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, biz yüzeysel olarak tanıştık. Evet, bölümlerimizi, hangi şehirlerden katıldığımızı artık daha iyi biliyoruz. Biraz tanıştık. Ama özellikle sınava ilk kez giren öğrencilerim var aranızda. Sınava çok kez giren, birden fazla kez giren ve çok tecrübeli olan öğrencilerimiz de var. Hatta aranızda arkadaşlar, okula giden, iş sorumluluğu olan, anne baba olan, farklı sorumlulukları olan öğrencilerimiz de var. Bütün bu özelliklerin hepsini bir arada toplayan arkadaşlar, böyle bir özel bir konuyu seçtik ve tüm çalışma stratejilerim hepinizi kapsayacak. Yani içinizde yeni mezun olan da varsa, 10 yıllık mezun olan da varsa, 3 çocuğu olan da varsa, evli olmayan da varsa hiçbir şey değişmiyor. Verdiğim önermeler hepiniz için geçerli olacak arkadaşlar. Şimdi ama hepinize özellikle tam konumuza geçmeden önce bir soru sormak istiyorum. Şu an içinizde kimler nasıl ders çalışması gerektiğini biliyor ya da bilen var mı arkadaşlar? Nasıl ders çalışmamız gerektiğini biliyor muyuz? Gireceğimiz sınavı tanıyor muyuz? Kendimizi tanıyor muyuz? Bence bu çok önemli bir soru. Halil Hocam bildiğini söylüyor. Selvi Hocam, hocam bilmiyorum ki 4 yıldır giriyorum diyor. Ayşe Hocam, biliyorum ama uygulayamıyorum diyor. Nurhanım Hocam diyor ki, hocam tam olarak bilmiyorum diyor. Gülşe Hocam, maalesef hocam başladım ama fikrim yok. 4 kez girdim, demek ki bilmiyorum. Evet, aynen öyle. Deseniz de hocam, bunu öğrenmek için zaten geldik bu seminere diye. O zaman gelin hep birlikte bunu öğrenelim arkadaşlar. Şu bir gerçek kıymetli öğrencilerim. Ne kadar ders çalışırsanız çalışın, eğer yanlış yöntemlerle ders çalışıyorsanız kesinlikle yolun sonunda başarıya ulaşamıyorsunuz. Bunun için de önce öğrenme yapınızı keşfetmeniz ve her çalışmanızı kendi öğrenme yapınıza uygun bir şekilde yapmanız gerekiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü herkes öğrenir ama herkes
Farklı öğrenir. Şurada öğretmenler bir aradayız arkadaşlar. Biz bunu öğrencilerimize de söylüyoruz. Sizler de tabii ki biliyorsunuz. Ama söz konusu kendimiz olunca belki bunu unutuyor olabiliriz diye özellikle hatırlatmak için bu kadar büyük puntolarla yazdım. Herkes farklı öğrenir arkadaşlar. Herkes öğrenir ama aynı yöntemlerle, aynı sürelerle değil. Anlaştık mı? O zaman gelin. Farklı öğrenir kısmını kısa bir örnekle pekiştirelim, inceleyelim. Karşınızda benim çok sevdiğim bir örnek bu arada. Birçok seminerimde kullanıyorum bu örneği. Belki daha önceki seminerlerime katılan, bizi yakından takip eden öğrencilerim varsa onlar daha önce görmüşlerdir, biliyorlardır. Karşınızda Ali ve Veli. Ali ve Veli'nin çok fazla ortak özelliği var arkadaşlar. Ortak özelliklerinden birkaçını sayacağım. Aynı mahallede, aynı yıl doğmuş olmaları, aynı okulda, aynı sınıfta eğitim almış olmaları, aynı öğretmenlerden ders alıp aynı kitaplardan ders çalışmış olmaları ve ders çalışmayı ayırdıkları saatleri ve totalde geçirdikleri sürenin bile aynı olması ortak özelliklerinden belirgin olanların. Derken arkadaşlar, bu kadar ortak, bu kadar ekürü çalışmasına rağmen sınav geliyor, çatıyor ve arkadaşlar Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor. Peki sizce kıymetli öğretmenlerim, kıymetli öğrencilerim, tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor? Ya da sorumu şöyle sorayım. Veli nasıl başarılı oluyor? Ali neden başarısız oluyor? Var mı bir fikri olan? Böyle öğrencileriniz vardır arkadaşlar. Aranızda tecrübeli öğretmenlerim varsa, hani bir kolej geçmişi, bir eğitmenlik geçmişi, aynı derste aynı bilgileri anlatırsın. Öğrenciyi yazılıya alırsın. Biri 90 alır, biri 45 alır. Neden? Ama bunun bir sebebi var. Ayşe hocam güzel bir yere değindi. Bireysel farklılıklar var hocam dedi. Kesinlikle doğru. Dilan hocam onu destekleyici bir şey söyledi. Herkesin potansiyeli farklıdır hocam dedi. Elif hocamdan çok güzel bir cevap geldi. Öğrenme hızları, motivasyonları farklı. Zeynep hocam da aynı fikirde. Öğrenme farklılıkları var hocam dedi. Gülşah hocam plansız çalışmayı söyledi. Ama Gülşah hocam aynı planla çalıştıkları için öğrencilerin iyi ya da kötü bir planlarının olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Biliyoruz. Aynen öyle. Belki Selvi hocamın söylediği şey bir tık daha uygun olabilir. Program var ama program Ali'ye uymamış, Veli'ye uymuş. Şimdi gelelim bakalım asıl sebebi neymiş arkadaşlar? Arkadaşlar, çünkü Ali kendi öğrenme yapısına uygun çalışmadı. Bu bir gerçek. Bak, aynı ürün alırsın. Sendeki etkisi ve bendeki etkisi farklıdır. Ya da biz seninle eşit kilodayızdır. Aynı hedef kilomuz vardır. Zayıflamaya çalışıyoruzdur ama senin zayıfladığın süreyle benim zayıfladığım süre aynı olmaz. Ya da yağ oranlarımızın düştüğü yer aynı olmaz arkadaşlar. Yani insanların nasıl fizyolojik özellikleri farklıysa psikolojik yapıları ve en önemlisi de kıymetli öğretmenlerim, biyolojik olarak yani bilişsel olarak süreçleri de farklı. Dolayısıyla biz aynı programı, tabiri caizse aynı tedaviyi uygulamış olsak dahi etkileri her birimizin üzerinde farklı. Bu yüzden ne diyorum? Bir başkasının programını taklit edip sürecimi riske atmaktansa benim hayatımın merkezinde sadece ben varım, kendimi tanımam gerekiyor. Tabiri caizse bir tedaviye başlamadan önce benim nelerde eksiğim var, neleri yanlış yapıyorum, önce bunu analiz etmem gerekiyor. Peki öğrenme yapımızı nasıl keşfedebiliriz arkadaşlar? Aranızda kendini tanıyan ya da TEKÜZEM'in eğitim analizlerine katılan öğrencilerim kimler? Mutlaka vardır içinizde. Kendini tanımaya çalışan, belki bunu bizimle yapan. Evet Selvi hocam, çok şanslısın. Çok güzel bir zaman aralığına denk geldi. Hazır ders çalışmaya başlamadan önce bu kadar kıymetli bir kendini tanıma sürecini tamamlamış olarak çalışman ilan ki bütün süreci şekillendirecek olumlu yönde. Duydum ama katılmadım hocam. O zaman gelin bakalım neymiş bu eğitim analizleri. Duru hocam katılmış. Nasıl buldun Duru hocam sonuçları? Seni sana anlattı değil mi?
Ben tabiri caizse şey diyorum arkadaşlar bu arada, bu analizlere sanki bir eğitim falına baktırıyormuşum gibi hissediyorum. Kesinlikle çok doğru sonuçlar. Yani senin bütün öğrenme stilin, öğrenme yöntemin, zeka tipin, dikkat dağınıklığın, okuma anlama hızına kadar arkadaşlarım sizi size anlatıyor. Yani öğrenme yapını bizim eğitim analizlerimizle çok rahat bir şekilde ölçebilirsin. Sema hocam merak etme, ben nereden nasıl girmen gerektiğini tarif ederim seminer sonunda. Şu an bu seminere katılan 94 öğrencime bu eğitim analizlerine katılım hakkını tanıyorum arkadaşlar. Seminer sonunda hatta sistem yöneticimden de rica ederim, direkt eğitim analizimizin linkini bizimle paylaşıp katılmayan öğrencilerim de bu link üzerinden katılabilirler. Şimdi biz bu analizde arkadaşlar neleri neden ölçüyoruz? Az önce verdiğim örnekteki gibi Ali ve Veli'nin yanlış çalışması, daha doğrusu birine programın uygun olması, diğerine uygun olmamasının sebebi onların bireysel farklılıklarıydı. Her birimizin bireysel farklılıkları var. Mesela içinizde Sema hocamın öğrenme yapısı görselken Selvi hocamın öğrenme yapısı işitsel olabilir. Dolayısıyla görsel bir öğrenci ile işitsel bir öğrencinin yapacağı çalışma, uygulayacağı yöntemler farklı olmak zorunda. Ya da bir başka öğrencimin unutma hızı çok yüksek. Bu ne demek arkadaşlar? Çok çabuk unutuyorum demek. Yani sık sık tekrar etmem gerekiyor demek. Ama bir başka öğrencimin unutma hızı normal ya da düşük olabilir. Onun belki o kadar da çok sık tekrarlara ihtiyacı olmayabilir. Bir başka öğrencimiz stresten muzdaripken bir başka öğrencimin anlama oranı düşük olabilir ve anlamak için çok daha fazla zaman ayırmak zorunda kalabilir. Yani bunlar bizim bireysel farklılıklarımız kıymetli öğretmenlerim. Bunun için tanımadan, kendimizi keşfetmeden bir yola çıkmamalıyız. Aksi takdirde hani o kervan yolda düzülür mantığı var ya genelde hepimizde. Bu ders çalışırken uygun olmuyor arkadaşlar. Kervan yolda düzülmüyor. Kervan en başta zaten düzülmüş bir şekilde yola çıkmalı. Çünkü yolda bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Hele ki KPSS gibi zorlu bir süreçte kesinlikle arkadaşlar kendimizi tanıyarak yola çıkmamız gerekiyor. O yüzden kıymetli öğrencilerim, şimdi geliyorum. Bizim eğitim analizlerimizle birlikte artık öğrenme yapınızı keşfetmiş olacaksınız. Peki bu yeterli mi? Yani sadece ders çalışırken benim kendimi tanımam beni %100 başarıya ulaştırır mı? Hayır. Ama %100 başarıya ulaştıracak etkenlerden biri mi? Evet. Diyelim ki matematik kitabını elinize aldınız arkadaşlar. Artık kendinizi tanıyorsunuz. Ama sizinle birlikte Ayşe hocam da aldı, Feyza hocam da aldı, Selvi hocam da aldı, Burak hocam da aldı. Yani hepiniz aynı kitabı elinize aldınız arkadaşlar. Peki ne yapacaksınız? Konu mu çalışacaksınız? Soru mu çözeceksiniz? Ya da kimileri konu çalışacak, kimileri soru mu çözecek? Bunu biliyor muyuz arkadaşlar? Bunu eminim ki birçoğumuz bilmiyoruz. O yüzden kendimizi bilişsel olarak, psikolojik olarak tanıdığımız kadar arkadaşlar seviyemizi de tanımamız gerekiyor. Çünkü her öğrencinin seviyesi de farklı. Mesela Feyza hocam matematikte çok başarılı bir öğrenciyken tarihte aynı başarıyı sağlayamayabilir. Matematikte daha ileri level'dan çalışabilirken tarihte daha alt level'dan çalışması gerekebilir. Mesela içimizde arkadaşlar matematiği çok iyi olanlar kimler? Kimler diyor ki hocam ben matematikte soru kaçırmam. Sayısalcılar bir parmak kaldırsınlar bakalım. Aşırı kötüyüm. Bir soru bile yapsam ki, Selvi hocam seni bir okul öncesi öğretmeni olarak ben çok iyi anlıyorum. Çünkü özellikle sözel branş hocalarım sayısal kısımda çok fazla zorlanırlar. Yılların eksikliği vardır. Ve arkadaşlar insan psikolojik olarak da şöyledir bu arada. Zorlandığı şeyden yavaş yavaş kaçar. Neden?
İnsan psikolojisi kendini kötü hissetmek istemiyor arkadaşlar. Nasıl bize kötü gelen birinin yanından hadi bay deyip gidiyoruz. Sana kendini kötü ve başarısız hissettiren bir dersten de hadi bay bay matematik deyip kaçıyoruz. Hadi bay bay ölçme ve değerlendirme deyip kaçıyoruz. Hadi bay bay geometri diyoruz. Ama yeri geliyor arkadaşlar. Sınav geliyor çatıyor. Diğerlerinde çok başarılı olsan da matematikte yapamadığım 5 net yüzünden mülakata davet edilemiyorsun. Çok üzücü değil mi arkadaşlar? O yüzden kesinlikle bak bir kere bu seminer sizin bu algınızı kırsın arkadaşlar. Hiçbir derse ön yargılı yaklaşmayacağız. Her derse benim ihtiyacım var. Kiminden daha yüksek net yapabilecek potansiyelim var. Gerekirse full'e çekerim. Kiminden az da olsa net yapmam gerekiyor. Bunu kabul etmek zorundayız kıymetli öğrencilerim. O yüzden her öğrencinin seviyesi farklıysa her seviyeye uygun farklı bir çalışma da gerekli. Şimdi karşınızda TEKÜZEM'in garanti öğrenme modelinin aşamaları var. Baktığımız zaman şöyle bir 10 saniye incelesek bu tabloyu. Burada ben ne anlatmaya çalışmış olabilirim arkadaşlar? Mesela seviyeler var. Yanında ne çalışacağın yazıyor. Onun yanında bu çalışmayı nasıl yapacağın yazıyor. Ne anlatmak istiyorum burada? Özge hocam çok tatlısın. Evet sen görsel sanatları öğretmenisin. Kıymetli öğrencilerim, burada anlatmaya çalıştığım şey hepinizin bir derste 5 farklı seviyesi var. Temel seviyede olabilirsin, ön hazırlık yapmalısın. Başlangıç seviyesinde olabilirsin, konu anlatımı çalışmalısın. Orta seviyede olabilirsin, detaylı konu tekrarı yapmalısın. İleri seviyede olabilirsin, alıştırma soru çözümü yapmalısın. Üst seviyede olabilirsin, pekiştirme soru çözümü yapmalısın. Yani nasıl çok çabuk unutan bir öğrenci sık tekrar yapmalıysa, seviyesi temel düzeyde olan bir öğrenci de konu anlatımı değil, ön hazırlık yapmada ekran kaydı alabilirsiniz. İhtiyaç halinde işinizi epeyce kolaylaştıracağını düşünüyorum. Biz bu eğitim modeliyle hizmet veriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim kıymetli derslerimize. Özellikle GY, GK'yı ele aldım. Yani genel yetenek ve genel kültürde 5 temel dersten sorumluyuz biliyorsunuz ki kıymetli öğrencilerim. Bu derslerde birkaç trik noktası paylaşacağım. Hazır artık Eylül ayının ortalarını da geçmişken, eminim birçoğunuz ufak ufak çalışmalarına başladı ya da başlayacak. Belki farklı kurumlara kayıtlılar var, hala kayıt olmayanlar, araştıranlar var. Belki hala kendisine yol haritası çizemeyenler var. Özellikle bu semineri bu tarihlerde yaptım ki belki size bir ışık olurum arkadaşlar. Belki bir farkındalık yaratabilirim ve bu yılınızı kazandırabilirim. Benim temel gayem açıkçası bu semineri yaparken buydu. O yüzden gelelim Türkçe dersine. Arkadaşlar Türkçe dersi artık en az bizi matematik kadar, tarih kadar zorlayan bir ders haline almaya başladı. Türkçe son birkaç yıldır çok belirleyici. Bu yüzden Türkçedir benim ana dilimdir hocam çıkmış soru çözerim girerim demiyoruz. Türkçeye ekstra özen gösteriyoruz. Ekstra zaman ayırıyoruz. Özellikle bol bol soru çözüyoruz. Bol bol pekiştirme yapıyoruz. Kesinlikle her gün bir rutinimiz olmalı. Minimum 30-40 tane paragraf sorusu kesinlikle çözmeliyiz. Dil bilgisiyle alakalı konu eksiklikleriniz varsa eğer bunu gidermeniz ve konu eksikliğinin ardından bol bol seviyenize göre kolaydan zora doğru soru çözümü yapmanız gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Ve kesinlikle arkadaşlar Türkçe'de çıkmış soru çözmelisiniz. Çıkmış soru çözülmeden sınava girmemelisiniz. Güzel bir referans kaynağı çünkü Türkçe'de benzeri varyasyonu sorular soruluyor. Onlar bize bir referans kaynağı oluyor. Çıkmış soruyu çözebilen bir öğrenci sınavdaki soruları da yüksek oranda zaten çözebiliyor. Ve bizler birer öğretmeniz arkadaşlar. İçimizdeki çoğu öğrencimiz öğretmen olduğu için söylüyorum. Bir öğretmenin kesinlikle kitap okuma alışkanlığı olmak zorunda. Bunu sınav için değil, bunu başarı için değil. Sen bir öğretmensin. Öğretmenlerin, bizlerin ortak özelliği ne arkadaşlar? Hayat boyu öğrenmeye ve hayat boyu öğretmeye devam etmek. Bizim mesleğimizin tanımı bu arkadaşlar. Neyle öğrenebilirsin? İnternet, YouTube,
TikTok ya da farklı sosyal medya platformları hayır arkadaşlar. Biz kitap kokusuyla büyüyen bir nesliz. O yüzden lütfen kitaplarınızdan uzaklaşmayın. Aksine bu sınav sürecinde onlar sizin en yakın yol arkadaşlarınız, en yakın başucu rehberleriniz olacak. Minimum günde herkes 30 dakika kitap okumalı arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet Selvi Hocam. Selvi Hocam kitap okumayı çok seviyor. Ne kadar güzel. Başka kimler seviyor kitap okumayı? Var mı düzenli kitap okuma alışkanlığı olanlar? Yoksa da arkadaşlar bakın onu bunu dinlemem. Söz olarak alırım bunu. Bugünden itibaren artık böyle bir alışkanlığımız oluyor. Feyza Hocam söz olarak alıyorum. Bu seminerin sana en büyük katkısı kitap okuma alışkanlığına geri dönmen olsun. Şimdi geliyorum hepimizin o çok zorlandığı matematik dersine kıymetli öğrencilerim. Hatta genel bir söylem var. Hocam matematik yapan kazanıyor. Gerçekten de yüksek oranda standart sapmayı etkileyen katsayısı yüksek olan derslerin belki de başında geliyor kıymetli öğrencilerim. Matematikte öncelikle sözel branş öğrencilerime bir anlaşma yapalım. Matematik yapmayacağım hocam. Benim için o ders yok. Benim için GGK 4 dersten ibaret. Bu tarz söylemleri kesinlikle bir kenara atıyoruz. Matematiği seviyoruz. Ön yargımızı kırıyoruz. Herkes matematikte %100 başarılı olmak evet zorunda değil. Ama herkes matematikte yani kendisine yetecek kadar neti yapmak zorunda. Eğer matematikte yüksek net hedefliyorsak arkadaşlar önce matematik yapabileceğimize zihnimizi inandırmamız gerekiyor. Akabinde çıkmış KPSS sorularını inceleyebilirsiniz. Yine bu da Türkçedeki gibi sizin için güzel bir referans kaynağı olur. Ve kıymetli öğrencilerim bol bol kesinlikle soru çözüyoruz. Temeli olmayan öğrencilerim temel bir konu anlatım kitabından ya da kayıt olduğu kursun canlı dersinden, video dersinden, uzman bir öğretmenden destek alarak bütün konuları en ince ayrıntısına kadar iyi bir şekilde dinliyor, öğreniyor. Kimler aranızda destek alıyor arkadaşlar? Var mı bir kursa yazılan? Kesinlikle öyle. Arkadaşlar şunu da peşin peşin anlaşalım. Matematik tek başınıza öğrenebileceğiniz bir ders değil. Eğer böyle bir inancınız varsa hani şöyle bir plan kurduysanız hocam YouTube var. Kitap var. Çıkmış soruları çıkartırım, dinlerim, dinlerim yaparım. Hayır. Matematikte bir öğretmen desteği kesinlikle şart arkadaşlarım. Ve matematiğe düzenli bir şekilde yatırım yapmalısınız. Zaman ayırmalısınız. Çözemediğiniz soruları, ay çözemedim canım, geçiver, bir ton soru ver dememelisiniz. Yanlış yaptığın, çözemediğin soruların cevaplarına bakmalısın. Baktıktan sonra çözüme bakmadan tekrar çözmelisin. Yani oradaki o çarpıyı tike çevirene kadar, artıya çevirene kadar gayret göstermelisin. Ve gerekirse arkadaşlarım, gerekirse kıymetli öğrencilerim, önemli yerleri not tutarak sürekli olarak o önemli yerlerin notlarından unutma hızınıza göre tekrar etmelisiniz kıymetli öğrencilerim. O yüzden şimdi gelelim. Hocam ben matematikte bayağı kötüyüm. Biri benimle sürekli birlikte olmalı. Sema hocam, evet yani bu arada bütün dersler için geçerli ama bu illa bir insan olmak zorunda değil. Yani o disiplin ya da o erişilebilirlik yani o inanç olduğu zaman sen kendini kontrol edebiliyorsun aslında. Arkadaşlar bizim de amacımız bu. Bizler aslında baktığımızda her birimiz yetişkin ve eğitmen kadrosunda. Yani biz hepimiz öğretmeniz içimizde birçoğumuz. Öğretmen olmayanlar da zaten üniversite mezunu belirli şeyleri görüp aşıp buralara gelmiş öğrenciler olduğu için lütfen öncelikle sizden ricam hani ben öğrenci koçluğu da yaptığım için biliyorum. Hani birilerine duyulan şu ihtiyaç var ya hocam biri beni arasın, hocam biri beni dürtsün, hocam biri beni kontrol etsin. Bundan olabildiğince arkadaşlar uzak kalalım. Evet bu bir ihtiyaç ama bunu illaki bir insana yüklemek ve o insana bağlı bağımlı hale gelmek İnanın sizi başarısızlaştırıyor, sizi aslında tembelleştiriyor. Çünkü en güzel şey nedir? İradedir.
öz disiplindir. Farkına varırsan, neyi kazanacağını bilirsen sen bu disiplini koruyabilirsin. En güzel başarı da budur arkadaşlar. Kendinizin isteğiyle atılan bir adım zaten sizi başarıya ulaştırır. O yüzden lütfen olabildiğince dışarıdaki öğretmenler, arkadaşlar ya da insanlara ihtiyaç duymamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Halil Hocam diyor ki tarih bayılırım. Galiba Halil Hocam'ın en sevdiği ders tarih. Çok güzel. 27 sorunun geldiği çok önemli ve kat sayısı da epeyce yüksek. Birçok rakibin de yapamadığı derslerden biridir tarih. Ben matematikteki açığı tarihten kapatıyorum hocam diyor. Harikasın o halde Halil Hocam. Şimdi gelelim bakalım tarihle alakalı benim aldığım notlara. Arkadaşlarım öncelikle tarih sözel bir ders. Tarihte sıkılmak, bıkmak, yorulmak yok. Anlaştık mı? Evet, tam aynı şeyi söylüyorum. Tarih çok nankör, çok sözel, çok çabuk unutuluyor. Günlerce çalışırsın, 10 gün ara verirsin, bay bay deyip o bilgiler zihinden pır 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 uçar gider. Buna fırsat vermeyeceğiz. Tarihi böyle demlenerek içilen bir çay gibi düşünün. Ama uzun süreli demlenen, böyle poşet çay değil. Bayağı fokur 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 demlenecek. Lezzeti öyle çıkacak gibi düşünün tarihi arkadaşlar. O yüzden tarihteki konuları öğrenirken asla ezberci, bu konu böyleymiş, ay şu padişah bunu yapmış, ay reform hareketlerinde bu varmış, ay şu şöyleymiş ya da ay bu maddede bu varmış, bu savaş şu yılda olmuş değil. Neden? Sonuç. Mantık oturt. Olabildiğince günümüze uyarla. Olabildiğince sonuçları zihnine kazı. Yani onu hikayeleştir, betimle. Böyle yaptığın zaman o bilgi çok daha uzun süre senin aklında kalır. Ve az önce de söylediğim gibi ezberden olabildiğince uzak, yorumumuzu katalım. Kendi düşüncemizi katalım. Kendi cümlelerimizle ezberliyorsak bile öğretmenin cümlesini copy paste yapıp ezberlemeyin. Kendi cümlelerinizi yazın. Onları ezberleyin. Çünkü kişi kendi sesine ve kendi yazdıklarına daha çok inanır. Daha çok akılda kalır bu arada. Bu da aklınızda bulunsun. Çok fazla konu olduğu için arkadaşlar ders sırasında burada da bak bu arada ben her zaman söylerim matematik tarihi öğretmensiz olmaz. Yani şu değil arkadaşlar. Hocam tarih kitabın var. Ben destek almayacağım. Okurum, 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 geçerim, kazanırım. Hayır. Kazanamazsın. Yani net yaparsın çok düşük bir net olur. Verdiğin emeğin karşılığını alamazsan. Çünkü tarihte bir süzgeç. Süzgeç burada ne arkadaşlar? Öğretmen. Tarihte önemliyi önemsizden ayıran bir öğretmen. Vurgulu bir anlatıma ihtiyacın var. Gerekirse sadece o vurgulu anlatımların notunu bile alsan senin için fazlasıyla yeter. Yine tarihte de diğer bütün derslerde olduğu gibi kıymetli öğretmenlerim, unutma hızınıza göre konuları mutlaka tekrar etmelisiniz. İlgili soruları seviyenize göre tekrardan sonra çözmelisiniz. Ve konuları birbirinden bağımsız böyle kümeler şeklinde değil de totalde kümülatif bir şekilde öğrenmeye gayret göstermelisiniz. Eğer anlayamadığınız yerler varsa mutlaka sormalı, doğrusunu öğrenmeli, doğrusunu zihninizde tutmalısınız. Yani kıymetli öğrencilerim, daha doğruluğundan emin olmadığım bir bilgiyi neden ezberliyorsun? Ya yanlışsa? Ya yanlış anladıysam, bir öğretmene bu yüzden kesinlikle ihtiyaç duyuluyor arkadaşlar. Bunu kulağınızda küpe yapın. Tarihte, matematikte öğretmensiz olmaz. Ve geçmiş yıllara ait yine mutlaka çıkmış sorular, çıkabilecek sorular, emsal teşkil eden soruları incelemeniz, çözmeniz gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Kesinlikle. Şimdi geliyorum arkadaşlarım, coğrafya. Ben gerçekten bir sözel branş öğretmeni olarak, branşım okul öncesi arkadaşlar. Uzun yıllardır da öğrenci koçluğu yapıyorum. Coğrafyayı lisede de çok severdim. Hala da çok seviyorum. Coğrafya gerçekten benim çok sevdiğim bir ders. İçinizde de mutlaka, bu arada coğrafya öğretmenlerimiz falan varsa onlara da selamlar olsun. Coğrafya bir tık daha en azından tarihe göre, matematiğe göre daha keyifli olarak nitelendirebileceğimiz bir ders arkadaşlar. Ve
coğrafyada özellikle bu dersi çalışırken bilginin yanında arkadaşlar coğrafi gözlemler de ele alınmalı. Yani burada sadece işte meridyen, paralel, şu, bu, dağların özelliği, ovaların özelliği, şöyle böyle net olarak bilgiyi aldım, okudum, geçtim dememeniz gerekiyor. Bugüne kadar nerelere gittiniz, nereleri gezdiniz, nereleri gördünüz, neler duydunuz, neler okudunuz? Bunları yaptınız. Yani uzaktan ya da yakından deneyimlediğiniz her coğrafi oluşum, coğrafya çalışırken gözünüzün önüne gelmeli. Çünkü arkadaşlar coğrafya buram buram görsel bir ders. Görerek öğreniyorsun coğrafyayı. Yani ben sana gelsem hikaye anlatır gibi anlatsam, hiçbir görsel içerik, materyal, tablo, grafik, harita sunmasam emin ol 3 gün unutursun söylediğimi. En başta yine burada da bir öğretmen özellikle böyle tatlı, enerjik ve görsel içerikleri fazlasıyla kullanan bir öğretmenden ders alırsanız çok şanslısınız. Ya da bir konu anlatım kitabıysa da orada da görsellerle desteklenmiş bir konu anlatım kitabından baştan sona bütün üniteleri bir kere seviyenize uygun basamaklarla çalışmalısınız. Yani tutup da hocam coğrafya zaten kolay, işte Bismillah diyeyim soru çözmeyle başlayayım değil. Önce bir konuları güzelce baştan sona detaylı çalışacaksın. Sorular biraz daha geniş kapsamlı olduğu için arkadaşlar sorulara cevap verirken birçok konuyu bir arada yorumlamamız istendiği için yorum gücünüzü ve konulardaki hakimiyetinizi arttırmanız isteniyor. Bu gerçekten çok önemli. Ve konularda neden sonuç ilişkisi dikkate alınarak çalışılmalı. Geçmiş yıllardaki soruları yine incelemelisiniz. Günlük düzenli zaman ayırarak emsal teşkil eden çıkabilecek kalıplarda bol bol testler ve soru çözümleri yapmalısınız. Sınava kendinizi tam teşekküllü bir şekilde hazırlamalısınız arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Hepimizin belki de çalışmaya vakit ayıramadığı o sonlara kalan, o boynu bükük vatandaşlık dersine. Kesinlikle. Selvi Hocam neden nefret ediyorsun? Genelde sözel branş öğretmenlerim vatandaşlığı severler. Tabii ki de tırnak içerisinde söylüyorum, vakitleri oldukça severler arkadaşlar. Arkadaşlar vatandaşlık çok keyifli bir ders. Bakmayın böyle dediğime. Hani kolay falan çerez gibi görünüyor ama hayır. Vatandaşlık gerçekten birçok öğrencinin çok geri plana attığı bir ders olduğu için yapan kişi çok rahatlıkla öne geçiyor. O yüzden kesinlikle arkadaşlar vatandaşlığı yabana atmayın. Benden size söylemesi, gerçekten bu tavsiyeme uyarsanız vatandaşlıkta full çeken bir öğrenci sıralamada gerçekten öne geçiyor. Ve bana ve tecrübeme bu noktada güvenebilirsiniz. Vatandaşlık arkadaşlar her konunun mantığının öğrenilmesi gereken ve aslında ezbere dayalı bir ders gibi görünse de ezberlenilmemesi gereken çok fazla konudan da sorumlu olduğumuz bir ders. Evet ezber gerektiren bazı bilgiler konular var. Bunlarda kodlama ve çağrışım yöntemlerini kullanabilirsiniz. Yani böyle ezbere yapmaya çalışmayın. Çünkü bu %100 unutulacak. Boşuna ayırdığın zamanda da yazık. Yorumlama gücünüz özellikle bu güncel bilgiler kısmında ya da bu biliyorsunuz sonradan dahil edilen insan hakları ve demokrasi gibi kısımlarda gerçekten önemli. Bazen bazı sorularda %100 bilgiyi sormuyorlar. Bilgiyi harmanlıyorlar ve orada senin o muhakeme yeteneğin devreye giriyor. Ve eğer böyle bir yeteneğin yoksa bunu geliştirmediysen bilginle o soruyu çözemiyorsun. Üzülerek söylüyorum. Yorumlama gücünün geliştirilmesi için de arkadaşlar sesli anlatımlar yaparak ya da ufak ufak notlar alarak öğrenme yapınıza hangisi uygunsa bunu da analizle ölçeceğiz dediğim gibi onu uygulamalısınız. Konu bitimlerinden sonra kesinlikle pekiştirmek için soru çözümlerini hemen yapıp nerede boş bırakıyorum, nerede yanlışım var çat analiz ettin, doğruya çevir sıradaki konuya öyle geç. Yani coğrafyada özür diliyorum yani vatandaşlıkta arkadaşlar yanlışları biriktirmeye gelmiyor. Yanlışı anında tespit edip doğruya çevirmen gerekiyor. Unutmazlığınıza göre yine diğer bütün derslerde de olduğu gibi vatandaşlık dersinde de belirli periyotlarda tekrarlarınızı yapmanız gerekiyor. Tekrardan sonra yine aynı konudan soru çözüp iyice bir güzel pekiştirmeniz gerekiyor. Ve ilk çalışmada hemen ay uçtum kaçtım rehavete kapılmadan bilgilerinizin oturması için sabırla
çalışmalarınıza devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine vatandaşlıkta birbirinden bölünemeyecek derslerden biri kümeler şeklinde değil, kümülatif başarıyı hedeflediğimiz için olabildiğince bir bütün halinde öğrenilmeye gayret gösterilmesi gereken bir ders. Konu atlamıyorsunuz, ünite atlamıyorsunuz. Özellikle şu an sınavı bu kadar uzun bir zaman varken arkadaşlar, şu konu önemliymiş, bunu çalışayım, ay bunu atayım, bu önemli değilmiş demeyin. Bunu hiçbir derste demeyin. Ha bunu sınava 3 ay kalır, 5 ay kalır, 1 ay kalır, zamanın olmaz demek zorunda kalırsan diyebilirsin, ama şu an bu kadar uzun bir zamanın varken kendine bunu deyip lütfen haksızlık etme. Anlaştık mı? Çok güzel. Artık vatandaşlığı da seviyoruz o halde arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle aslında seminerin başında da iletmiştim. Genel kültür, genel yeteneği ele aldım. Çünkü hepimizin A grubu da olsak, öğretmen de olsak ortak alanda girdiğimiz sınav genel kültür, genel yetenek sınavı. Eğer içimizde tabii ki alanı olan hocalarımız var, eğitim birimlerinden sorumlu olan öğretmenlerimiz var, A grubu kıymetli öğrencilerimiz var. Ama her birini ele almamız tabii ki de çok güç ve böyle bir zamanımız yok. DGK'dan örnek olarak bahsettim. Ve arkadaşlar evet çok fazla branş var ve arkadaşlar özellikle şimdi birazdan sistem yöneticimden eğitim analizimizin linkini paylaşmasını isteyeceğim. Analize katılamayan öğrencilerim mutlaka çözsünler ve bizimle eğer yollarınız ilk kez kesişiyorsa arkadaşlar, ben biraz Tekuzem'den de bahsetmek istiyorum. İçinizde bizi tanıyan, belki kayıtlı olan, belki kayıt olmayı düşünen çok fazla öğrencimiz, öğretmenimiz de olabilir. Biz Tekuzem olarak arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yaklaşık 10 yıldır hizmet veren bir uzaktan eğitim kurs merkeziyiz. Ve size tavsiye olarak ilettiğim bütün bu çalışma önerilerini, yöntemlerini, çok daha fazlalarını kendi öğrencilerimize, kayıtlı olan öğrencilerimize fazlasıyla sunuyoruz. Devasa bir hizmetimiz var ve en önemlisi her öğrencinin seviyesine, her öğrencinin öğrenme yapısına uygun bireysel bir ders çalışma programı hazırlayan, Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan özel akıllı bir sistemimiz, yapay zeka sistemimiz var. Şu anda da bütün kurslarımız erken kayıt sürecinde arkadaşlar. ÖABT eğitimlerimiz, video dersler, genel kültür, genel yetenek, eğitim birimleri ve A grubu derslerimizde sıfırdan canlı dersler şeklinde Ekim ayının ikinci haftasında başlıyor. O yüzden eğer arkadaşlar siz de bu yılınızı riske atmak istemiyorsanız, bu yıl artık başarıya ulaşacağım, tasarrufa gidildi hocam, mülakat süreci zor hocam, tek başıma yapamıyorum hocam diyorsanız, 10 yıllık tecrübesi olan bizlere ve yapay zeka sistemine güvenerek sürecinizi bizim koçluğumuzda, bizim yönlendirmelerimizle ilerletebilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum size. Ki eğer içinizde destek olmayan öğrencilerim varsa, destek almayan öğrencilerim, bu süreçte psikolojik bir destek ve profesyonel bir destek gerçekten kaçınılmaz, çok büyük bir ihtiyaç. Eğer kurslarımızla alakalı bilgi almak isterseniz de arkadaşlar, sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklayabilirsiniz. Şu an bu seminere özel katılım sağlayan herkese de pazar gününe kadar geçerli kayıt olmak istediği bütün eğitimlerde tamı tamına %20'lik indirim var arkadaşlar. Tutarlarımız sayfada yer alıyor. İndirim kodumuz için bizlerle görüşebilirsiniz. Kayıt işlemlerimizi tamamlayıp hemen doğru çalışma yöntemleriyle 25'i garanti altına alabiliriz arkadaşlar. Var mı sorularınız? Linkimiz geldi mi? Ah gelmiş. Yeniden iletelim. Bahsettiğim %20'lik dev indirimimizden arkadaşlarım, linke tıklayan öğrencilerim faydalanabilecek. Tutarlarımız da çok uygun bu arada. Evet. Feyza hocam, A grubu da var. A grubu, B grubu, ÖABT'ler. ÖABT kurslarımızın hepsi arkadaşlar offline.
%100 güncel video dersler şeklinde genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri eğitimlerimiz de kıymetli öğrencilerim. Canlı dersler şeklinde tutarlarımız çok uygun. ÖABT okul öncesi de var. Eğer üçlü pakete kayıt olursanız arkadaşlar, şu an normalde 8.500 TL iken seminere özel %20 indirimle birlikte 6.500 liraya kadar düşüyor arkadaşlar. Üçlü bütün eğitimlerim ÖABT'ler, video, GYGK eğitim bilimleri derslerimiz canlı ve yapay zeka koçluk sistemi de hediye arkadaşlar. 6.500 liraya üçlü eğitimimize kayıt olabilirsiniz. Gerçekten tutarlarımız çok uygun arkadaşlar. Çünkü az önce de ilettiğim gibi biz piyasada online eğitime öncülük eden bir eğitim kurumuyuz. Bu yıl 10. yılımız arkadaşlar. O yüzden artık amacımız ticari kaygılar değil. Amacımız bu sistemi daha fazla öğrenci kullansın ve çok daha fazla öğrencinin hayallerine, hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunalım. Evet. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Şimdi sistem yöneticimden rica etsem beni pekuzem.com sayfasına yönlendirebilir mi acaba? Arkadaşlar bence bu fırsatı kaçırmayın bu arada. Sistem yöneticimin ilettiği linke tıklayabilirsiniz. Bu linke tıkladığınızda bugün ve yarın gün içerisinde öğrenci koçlarımız sizi arayacaklar ve hem merak ettiğiniz soruları yanıtlayıp hem de kurslarımızın detayları ile ilgili bilgi aktarıp kayıt işlemlerinizi tamamlayacaklar. Çok teşekkür ediyorum sistem yöneticim. Bundan sonrasını halledebilirim. Ekran paylaş diyelim. Evet. Arkadaşlar burası bizim ana sayfamız. Buradan kayıt olmak istediğiniz eğitimimizin detaylarını inceleyebilirsiniz. Eğitim programlarına tıkladığınızda 2025 GYGK'da bakın ikili paketimiz, tekli paketimiz var. Sadece GYGK eğitim bilimlerine kayıt olmak isterseniz site tutarı 6.999 lira, %20 indirim kazanacaksınız pazar günü mesai bitimine kadar. Eğer üçlü eğitimlerimize kayıt olursanız arkadaşlar, ÖABT'de dikap, fen, tarih, sosyal bilgiler, İngilizce, okul öncesi, sınıf ve besyo. Bu saydığım alanlar var arkadaşlar. Yani toplamda 8 alanın eğitimlerini veriyoruz. Eğer bu 8 alandan birine sahipseniz şu an üçlü paketimiz de arkadaşlar normalde 8.500 lira %20 indirimle birlikte 6.500 liraya kadar düşmüş olacak. Tabii ki de Selvi Hocam. Ben hemen göstereyim. Son olarak A grubu eğitimlerimizi de göstereyim. Şu an A grubu ve A artı B grubu eğitimlerimiz buradaki gibi arkadaşlar. %20 indirimle birlikte 10 bin liraya kadar düşüyor. Tutarlarımız gerçekten çok 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 uygun. Ankara Merkez Kadrosu öğretmenleri, branşında uzman olan hocalar ve en önemlisi arkadaşlar yapay zeka bireysel koçluğuyla kazanmanızı garantiliyoruz diyebilirim. Şimdi sistemimize girelim kıymetli öğrencilerim. Ben size biraz yapay zeka sisteminin detaylarını görsel olarak da ileteyim. Sizin de lütfen bütün dikkatiniz bende olsun. Seminer sonunda aynı sayfaya girip kendiniz için de örnek olarak incelemeleri sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burası bizim arkadaşlar kayıt olduktan sonra kayıtlı olan öğrencilerimizin kullandığı panel. Ve baktığımızda eğer bilgisayardan girerseniz sağ üst köşede arkadaşlar sizi bekleyen görevlerinizin olduğunu göreceksiniz. Bahsettiğim eğitim analizi bu. Eğitim analizi tıklıyorsunuz. Teste başla diyerek bu testi çözebiliyorsunuz. Ben de size atayım yeniden analiz linkimize. Analizi çözmeyen çok şey kaybeder. Türkiye'de sadece bizim uyguladığımız bir analiz. Ve yapay zeka arkadaşlar sadece size özel. Bakın burada seviye belirleme sınavları da var. Bunları da çözebilirsiniz bu arada. Bunları çözdüğünüzde de yapay zeka sizin hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede olduğunuzu ölçüyor.
Ve burada program oluştura tıkladığınızda bu seminere katılan her öğrencinin bir kereye mahsus program oluşturma hakkı var arkadaşlar. Burada kayıt olduktan sonra sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar program oluşturabiliyorsunuz. Çalışmak istediğiniz dersler, çalışabileceğiniz günler, saatler, sorumluluklarınıza göre yapay zeka sistemi her şeyi tamamen size özel bir şekilde planlıyor. Mesela çalışmak istediğin dersleri bile sen seçiyorsun. Buradan bakın günlerimizi, saatlerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ben kaçta kaç arasında çalışabileceksem bunları seçiyorum. Her gün için ayrı bir program hazırlayabiliyorum arkadaşlar. Hafta sonu için ayrı, hafta içi için ayrı ve bu programı hazırladığımda yapay zeka benim hem analiz sonuçlarıma bakıyor hem de seviye belirleme sınavı sonuçlarıma bakıyor. Bakın burada çalışma programı nasıl hazırlanmalı videosu da var. Bunu da mutlaka izleyin, olur mu takıldığınız bir nokta olursa. Zaten herkesin bir kereye mahsus örnek olarak bir kezlik çalışma programı hazırlama hakkı var. Bunu kullanabilirsiniz. Devamı için kayıt olmanız gerekiyor ki ben zaten sistemi özellikle incelediğinizde kayıt olmak isteyeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu yönlü hem eğitimsel anlamda bu kadar iddialı hem de bireysel yönlendirme anlamında bu kadar iddialı, farklı herhangi bir kurum yok arkadaşlar. Bütün kurumlarla da görüşürsünüz. Var mı bana sorularınız? Buradan örnek derslerimizi de inceleyebilirsiniz bu arada. Bakın analizi çözdüğünüzde seminerler kısmına size özel seminerler de eklenecek. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. %20'lik indirim kodunuz için de son kez sistem yöneticimden size linki paylaşmasını isteyeceğim. İndirimden faydalanmak için bu linke tıklamanız yeterli. Buyurun Selvi Hocam. Görmedim. Selvi Hocam, hocam ben kayıt olmak istiyorum. O linkten mesaj mı atmam lazım? Evet Selvi Hocam, linke tıklayın. Kayıt olmak isteyen öğrenciler bu linke tıklamalı arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ediyorum güzel etkin katılımınız için. Umarım hepiniz tek düzenli olursunuz. Umarım bu yıl hep birlikte istediğimiz sonuca ulaşırız arkadaşlar. Size ve sistemimize çok güveniyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere kıymetli öğrencilerim. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Linke tıklamayı unutmayın bu arada. Son kez linki ben de gönderiyorum. Sayfamızı da inceleyin. Sorularınız olursa sizi öğrenci koçlarım aradığında çekinmeden sorabilirsiniz. Seve seve yanıtlarız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selvi Hocam sizi hemen arayacağız. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.